Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, bu fani dünyada Rabbimizin bizi imtihan etmediğini, ekmek istediğini, hangimizin daha güzel ameller yapacağını görmeyi murad ettiğini biliyoruz. Önümüze sayamayacağımız kadar nimetler koyduğunu da hem Kur'an'ında söylüyor, hem de biz de müşahede ediyoruz. Üçüncü bir gerçek daha, bir elma ağacının büyüdüğü gibi büyüyen bir mahluk olduğumuzu da biliyoruz. Bir elmanın çekirdek hali, toprağın altındaki karanlık dünyadaki hali, fidan hali, aşılanmamış hali derken, koca bir elma ağacı olduğu gibi, insanda nutfe hali, bebeklik hali ve diğer büyümüş hali büyüyüp gidiyor böyle. Bir zamanlar hatıramızı yazacak durumda değildik ama sofrada kaşığı nasıl kaldırdığını annemizin çok merak ediyorduk. Sonra o kaşık tutmayı öğrendik biz. Annemizin yemeği nasıl dişleyebildiğini, pişirdiğini, dağıttığını merak ettik. Sonra biz de öğrendik. Sonra bizden birileri öğrendi. Bilgimizi hem adım adım öğreniyoruz, hem adım adım başkalarına öğretiyoruz. İlim talebeleri olarak sizler ve inşallah sizi seven biri olarak ben, bugün burada ilim talebesinin bu üç başlıkta özetlemeye çalıştığım serüvenini tekrar etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, hepimiz Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e indirilmiş bulunan vahyi şöyle 2-3 dakika içinde kopyalayıp en az İbn Mesud kadar radıyallahu anh alim olmak herhalde isteriz. Her birimiz Ebu Hanife'nin önünde bir Ebu Yusuf olmak isteriz. Yani önümüzdeki hoş örnekler bizim taklit etmek istediğimiz kimselerdir. Ama şu fani kainatta Allahu Teala'nın murad ettiği belki bir iki istisna kulu dışında hiç kimseye böyle bir bilgi aktarımı yapılmıyor. Ömrümüz büyük hoca efendilerin, alimlerin, müçtehitlerin hayranlığı ile, onlara imrenmekle geçmesi elbette güzel şey. Ama bizim imrendiğimiz insanlar gibi olmamız daha güzel bir şeydir. Bugün yeryüzünde bir insanın alim olması için, hatta müçtehitlik makamına kadar yükselmesi için, Adem Aleyhisselam'dan beri bugünkü kadar hiçbir nesle fırsat tanınmamıştır. Ben bazı yerlerde naklettim, tekrar nakledeceğim. Çok eski asırlar öncesini değil,
şundan 50 sene öncesini nakledeceğim. Babam Trabzon'un Of ilçesinde Dursun Efendi isimli şahıstan Arapça okumaya çalışıyor. Emsile okuyacak. Hoca efendi ders vermiş. Kendi köyü Hamsalı diye bir yer. Hoca efendinin ders okuduğu hoca efendinin köyü Çelek diye bir köy. 5 kilometre hoca efendiyle ev. Mitso diye bir köy var. O köyde üçüncü bir ayak, o da 4 kilometre. Veya işte ben böyle bir kuş bakışı görmeye çalışıyorum. Belki de 4,5 kilometre. Sabahleyin kalkıyor. Dursun Efendi'ye 5 kilometre okumaya gidiyor. Emsile kitabı yok. Mitso denen köyde Helim diye bir adam da emsile kitabı varmış. Dursun Efendi diyor ki ona git diyor, kitabı al ondan. Ders çalış, yarın gel diyor. 10 yaşında bir çocuk. Gittiği geldiği yollardan siz gece arabayla gitseniz ödünüz patlar. Ayı yolları, vahşi hayvanların patika yolları, araba yolu da değil. Gidiyor Mitso köyüne, Helim Efendi'yi buluyor. Beni Dursun Efendi gönderdi diyor. Senin kitabı bana emsilemiz bitene kadar verir misin diyor. Emsile biliyorsunuz, bilemedim bir ayda okunacak bir kitap çeşidi. O da diyor ki, o kaç kişiyi gönderdi bana diyor. Hepsine verseydim şimdi burada olmazdı o kitap diyor. Gelirsin, çalışırsın, gidersin diyor. Çünkü kitap müze eşyası değerinde o gün. O yörede bir tane emsile kitabı var. Herhalde iPad'inin de pili bozuk olduğu için iPad'ine yükleyememiştir onu. 1940'lı yıllardan konuşuyoruz. Sabah namazında kalkıyor. 4 kilometre Helim Efendi'nin köyüne gidiyor. Emsileyi çalışıyor. Oradan kalkıyor, Çale'ye gidiyor. 4 kilometre, 5 kilometre ders veriyor, dönüyor köyüne geliyor. Mısır bitkisi biliyorsanız onun yaprakları vardır. Böyle paket gibi, poşetçi. O yaprakları da kurutup defter yapıyor onlardan. Bu adam Silivri'de yaşıyor arkadaşlar. Tarihten birisi değil, 81 yaşında hala yaşıyor. O gün çimento kağıdı parçaları bulmuş, onlara kıraat derslerini yazmış, o notları duruyor daha. Bugünkü nesil arkadaşlar, kağıdı mendil olarak kullanan bir nesildir. Artık talebeler hocanın konuştuğunu not etmeye bile vakit bulamıyorlar. Cep telefonuyla meşgul olduğu için öbür cihazıyla kaydediyor hocanın sesini veya görüntüsünü alıyor. Ertesi gün onu evde dinleyecek. Bir daha vakti de olmaz. Derste vakti olmayan evde vakti olur mu onu dinlemeye? Bugünkü nesil kardeşlerim, sözlerimin başına döneceğim. Sonra sözü size vereceğim inşallah. Bugünkü nesil İnsanoğlunun, ümmeti Muhammed'in değil, insanoğlunun en fırsatlı neslidir. Bu tartışılmaz bir şey. Bir tuşun kütüphane kadar güçlü olduğu bir zamanda yaşıyoruz biz. Oturduğumuz yerde Riyad'daki bir kütüphanedeki filan kitabı okuyabiliyoruz. Bunu İfrit Süleyman Aleyhisselam'ın önünde yaptı da mucize oldu. Ama bütün nimetler nikmetleriyle beraber geldiği için bugünkü nesil kadar da vakit kıymeti bilmez, nimet takdir etmez bir nesil yoktur arkadaşlar. Bu bolluk içerisinde bir emsilenin mazi sigasını görmek için kitaptan müze ziyaret eder gibi 4 kilometre git, 4 kilometre gel, 8 kilometre, 5 kilometre de hocana git gel, 18 kilometre bir emsile mazi sigası okumak için yol alan insanlar var.
bu insanların çocukları, torunları olarak biz 18 dakika Arapçaya günde vakit ayıramayan bir nesil varız bir de. Onların vakti vardı dağlarda, yamaçlarda yürümeye. Bizim bir sınıftan öbür sınıfa gitmeye vaktimiz yok. Şanssız biz miyiz, onlar mıdır bilemiyorum. İnönü yüzünden ilim öğrenemeyenler mi büyük zulüm gördüler? Bilgisayarın kurbanı nesil mi daha büyük zulüm gördü bilemiyorum. Ama bildiğim bir gerçek var. Kıyamet günü aynı mizanla tartılacak bir yerde hesap göreceğiz. Herhalde bizim hesabımızı kıyamet günü Allah-u Teala dijital sistemle yapmayacak. Onlarınkini hani terazide, büyük terazilerde, bizimkini dijital. Böyle bir hesap ayrımı olmayacak herhalde. Aynı hesap yerinde, aynı iman mantığı üzerinden, aynı insan bünyesiyle huzura çıkacağız. Aynı Kur'an'a hizmet etmek veya etmemekten yargılanacağız. Bahanelerimizin ne olduğuna bakılacak mı bilemiyorum. Bir şey biliyorum ki Allah miskal, zerre miskal kadar kesinlikle zulmetmiyor. Tam adalet Allah'ın mülkünde tecelli edecek. Bu kardeşlerim bizi şu sonuca götürüyor. Bugün biz herhalde kitap bulmak, burs bulmak, vakit bulmak, işte iyi hoca bulmak, bütün bunlardan vazgeçip bu palavralardan, kendimizi bile inandıramayacağımız laubali sözlerden vazgeçip zamana yemin etmiş bir Allah'ın kulu olduğumuzu hatırlamaya mecburuz. Ve siz bizden daha fazla, belki de bizden önceki büyük nesilden çok çok daha fazla bu nimetin mahkumlarısınız arkadaşlar. Çünkü ben bundan sonra, yarım asır devirdikten sonra, zamanın kıymetini bilsem veya bilmesem çok şey değişmiyor. Ama sizler bir dakika ile kendinizi ve size umut bağlayan bu merhum ümmeti kurtarabilirsiniz. Benim lübabı okuyup baştan sona bitirmem çok şey değiştirmiyor olabilir. Ama sizin lübaptan bir meseleyi tahlil etmeniz bu bağrı yanık ümmete serin su serpme olabilir yarın. Sizin bir dakikanız sizin 20-25 seneniz ömrünüz kadar değil, bu ümmetin asırları kadar değerli olabilir. O sebeple bugün sizin gibi bu ümmetin çiçekleri durumunda olan, ilim öğrenmeye aday olan gençlerin namusu, belki de imanının özü olarak bilmesi gereken en değerli şey vakittir. Çünkü biraz önce verdiğim örnekte Allah vaktimizi 1000 kat daha fazla kullanabileceğimiz nimetlerle bizi donatmıştır. Babam, yine babam, rahmetullahi aleyh, Aşık Kutlu Hoca Efendi'den hafızlığından sonra talim okumak için gidişini anlatıyor. Talim okuduysanız, hoca efendilerden tasih-i huruf anlamında talim okumak diye bir ders vardır. Hafızlıktan sonra otururlar. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona oturup talim üzere, yani tam bir böyle yüzünden yeniden Kur'an okuyormuş gibi okurlar. Öyle bir uygulamaları vardı. Şimdi hafızlara yaptırıyorlar mı bunu bilmiyorum. Bu hafızlığından sonra 11 yaşında bir çocuk kendi köyünden 8 kilometre her sabah gidiyor. Hoca efendinin sırasını bekliyor. Öğleye doğru ona sıra geliyor. Sübhaneke'ye gelmiş. Sübhaneke'yi okuyor. 46 gün Sübhaneke okumaya gitmiş. 8 kilometre gidiyor. 11 yaşında çocuk. 8 kilometre geri geliyor. Kazara önüne bir ayı çıksa, kurt çıksa parçaları bulunmaz. Öyle yollardan. Güzel kardeşlerim, bu hatıraları dinlemenin de bir manası yok.
manası olan bir şey var. Biz bundan kendimize ders çıkarıyor muyuz? Eğer ilim adamı olacaksak, bu ümmetin kitabını, bu ümmetin fıkhını öğrenecek ve bir sonraki nesle aktaracak halkası olacaksak inşallah, Rabbim bu niyeti ve azmi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, ben defter, kitap, bilgisayar, burs, böyle şeylerin hiçbirinin değeri olmadığını düşünüyorum. Çünkü zamanımız, vaktimiz ciddi bir şekilde zayi olmaktadır. Bir hatıra daha nakledeyim. Sonra sözü vaat ettiğimiz gibi size devredeyim. Abdülfettah Ebu Gudde rahmetullahi aleyh hocamız, İstanbul'da bulunduğu bir zamanda geri dönerken Riyad'a, havaalanında uçağı bekliyoruz, koltukta oturuyoruz. Bir genç kardeşimiz, siz yaşta bir genç kardeşimiz yanıma yanaştı. Dedi ki, o zamanki gazetelerden birinde İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmayan hain Arap diye resmi çıkmıştı. Konya'daki bir toplantıdan dolayı. Bu Abdülfettah Hoca mı dedi. Evet dedim. Ben dedi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyorum. Bana nasihat eder mi dedi. Dedim böyle kiraz toplar gibi bahçeden sen nasıl da saat toplayacaksın derken Hoca Efendi dedi ki ne diyor dedi bu dedi. Dedim Hoca Efendi bana nasihat etsin diyor dedim. Dedi ki biz uçağa yetişeceğiz. Ben buna söyleyecek vaktim yok. Ciddi ise eğer, bu sözü size de söylüyor kabul edin rahmetullahi aleyh. Ciddi ise eğer ve ilim adamı olacaksa kıymetü zemeni indel ulema kitabını okusun de ona dedi. Ben de dedim, arkadaşlar kimin kitabı o dedi. Dedim kendi yazdığı bir kitap. Kim tercüme etti dedi. Sen tercümesini ara dur dedim. Daha o tercümesinde, daha bu biz domates tarif ederken salça arıyor. Ama her halükarda Hoca Efendi uçağa binerken son 10 dakikada söylenebilecek ilk söz olarak kıymetü zemeni indel ulema'dır diyor. Bunun için kardeşlerim, kütüphanenizden, burstan, hoca seçmekten, fakülteden, tezden, her şeyden önce kesinlikle vel asr çocukları olduğumuzu hatırlamak zorundayız. Sadece asra değil, hani 100 yıla, bir günün fecrine de iman ediyor Allah. Günün başlama saati de Allah'ın yemin ettiği bir dilimdir. Güneş doğduktan sonrasına da Allah'ın yemini var. Vadduha. Karanlıkta ders çalışan alimlere ders olsun diye geceye de yemin var. Allahu Teala'nın üzerine en çok yemin ettiği kavramların yüzdesi zaman diliminde toplanıyor hep. Biz saniyeleri bile küçük görüp daha alt limitlere bölmek zorundayız arkadaşlar. İlim talebeleri olarak saat 14 diyemeyiz biz hiçbir zaman. 14-13 diyeceğiz. 14-13, 14-17 arası. Yani bir 5 dakikadır vaktimiz diyebileceğiz. Biz zamanı değerlendirebileceksek eğer, biiznillahü teala, Rabbimin yardımı da bizimle olacak. Bu merhum ümmetin rahmeti bizim üzerimizden inşallah tecelli edecektir.